Arkadaşlar merhaba. Kusura bakmayın, bir teknik bir problem yaşadık. Onun için 3 dakika kadar geç başladık. Hoş geldiniz. Arkadaşlarımız geri kalanlar da yavaş yavaş bağlanırken biz birazcık gevezelik yapalım istiyoruz. Benim ismim Yaren. Bilmiyorum daha önce tanıştık mı ama sizlerle. Zaten hepiniz kayıtlı öğrencilerimizsiniz. Ya aktarımsınız ya yeni kayıtsınız. Ve hepiniz Kalahari ile ilgileniyorsunuz. Bugünkü webinarımızın amacı da zaten size Kalahari'yi biraz daha tanıtmak. Oraya giden arkadaşlarımızın deneyimlerini size göstermek ya da işte onların deneyimlerini duymanızı sağlamak ki sağlıklı bir karar verebilin önümüzdeki hafta yapacağımız iş fuarı için. Danışmanımız ve Kalahari'ye daha önce gitmiş ve orada çalışmış arkadaşımız Eren'le beraber sürecimizi, webinarımızı yapacağız. Değil mi Eren? Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Daha önce de katılmıştık zaten yarın biliyorsunuz. Yine de bir Evet. heyecan var. Ufaktan. Çok hızlı ama anında sorular gelmeye başlamış. Böyle hani Kalahari hangi eyaletlerde Hangi var? eyalette? Arkadaşlar yavaş yavaş merak etmeyin. Şimdi öncelikle size birkaç şey söylemek istiyorum. Sorularınızı questions kısmına yazabilirsiniz. Bütün bir saat boyunca biz zaten oraya sürekli kontrol edeceğiz. Ya yazılı olarak cevap vereceğiz ya da sözlü olarak sorularınızı yanıtlayacağız. Chat kısmı dursun. Yani evet hepinize merhaba. Ha, merhabalar. Chat kısmı hani dursun. Siz sorularınızı question kısmına sorun ki daha hani takibimiz kolay olsun. Bunun dışında da zaten bu webinarımızın amacı size Kalahari'yi tanıtmak. Kalahari'yi tanıttıktan sonra da önümüzdeki hafta bir iş fuarımız var. Oraya katılmak isteyenlerin tespitini yapmak. Bunun için size bir bilgilendirme mesajı geliyor biliyorsunuz evrak telefonumuzdan. Bu telefonu kullanın arkadaşlar. Bu telefona yanıt verin, ben iş fuarına katılmak istiyorum diye. Şimdiden başlayabilirsiniz. Webinar süresince devam edebilirsiniz. Webinar bitince de yapabilirsiniz. Önümüzdeki hafta böyle çok geç kalmayın ama salı gününe kadar falan kararınızı verin yani. Bizi de zor durumda bırakmayın. Eren, o zaman sen bize kaç kişi olmuşuz bu arada? 143 140. kişiyiz. Eren sen bize anlat o zaman. Kalahari nedir Kalahari? Kalahari hangi Ya eyaletlerde var mesela? şöyle Kalahari 4 tane eyalette var. Sonuncusu yeni açıldı. Daha doğrusu zaten onu yetiştirmeye çalıştık fakat yetiştiremedik onu. Son eyaleti Texas'tı. Yani yeni açılacak olan yer Texas'tı. Bunun dışında Wisconsin, Ohio, Pennsylvania'da var. Bizim şu an zaten hani öğrencilerin isimleri yazdıracağı yer 2 eyalet. Wisconsin ve Ohio'daki eyalet, yani Ohio Sandusky eyaletinde. Bunlar için öğrencilere bilgilendirmeyi vereceğiz. Wisconsin'da housekeeping'lik nasıldır? Lifeguard nasıldır? Ya da Ohio'da lifeguard ve housekeeping'lik nasıldır? Yani pozisyon olarak şu an housekeeping ve lifeguard pozisyonu için öğrenciler burada. Onlar bilgilerini alacaklar. Katılımcı arkadaşlarımız da var. Size tanıtacaksınız zaten. Böyle bir Kalahari yani genel olarak. Onun dışında Kalahari'den bahsedeyim mi? Yani devam edeyim mi? Kalahari nedir? Önce Kalahari'nin nasıl bir park olduğunu söyle istersen. Tamam ya Kalahari şu Büyük bir park değil mi? ya Amerika'nın en büyük kapalı su parklarından birisi. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünebilir hani lifeguardlar biraz şöyle bakıyorlar ya yağmur yağdı işte havuzlar kapandı iş olanağımız gitti elimizden. Kalahari'de şöyle bir durum var kapalı su parkı hem outside kısmında hem de inside kısmında havuzu olduğu için yağmur yağdığında genelde outside'daki lifeguardları inside'a taşıyorlar eğer elemana ihtiyaçları varsa. Yani inside her zaman açık. Zaten 7-24 yani şu anda bile kış döneminde bile açık olan bir park. Amerika'nın en büyük kapalı su parklarından birisi. Konsept bakımından da Afrika Safari'yi anlatıyor. Yani zaten Kalahari'ye içeri girdiğiniz zaman hani zürafalar, filler, içeride hayvanat bahçesi olan bir yer yani Kalahari. Genel olarak böyle. Yani Kalahari'nin konsepti de bu şekilde. Görüntü biraz kötü diyen var, yayında sorun var diyen var. Sorun mu arkadaşlar? Yazın eğer sorun geliyorsa, sorun varsa bir bakalım ona. Yani söylediklerimiz duyuluyor mu? Sorun yok diyen var, sorun var diyen var. İyi o zaman, iyi gidiyorsa demek ki kişisel sorunlar olabilir. Arkadaşlar siz dikkat edin mi? İnternetinize Şimdi bakın, refresh yapın. Öyle yani kurtaralım. siz söylediniz ama büyük ihtimalle yayına katılmayıp hani biraz daha geç katılanlar oldu. İlk başta böyle bir şey duymadı. Arkadaşlar şimdi bu fuar aslında şöyle. Bizim ilk hani hepiniz bir iş bekliyorsunuz. Bu işlerden ilki Kalahari. Wisconsin ve Ohio eyaletinde oluyor. Housekeeping ve lifeguard pozisyonunuz var. Şu an bizim burada bulunmamızın nedeni biliyorsunuz ki hani pandemi olduğu için aslında öğrenciler yüz yüze görüşmek nedeniyle şu an büyük bir fuar yaptık. Şu an tüm katılımcılar bu işi seçebilecek ve biz bu işler hakkında size genel bir bilgilendirme yapıyoruz. Ve siz bu bilgilendirme sonucunda
Yani Hanım'ın da dediği gibi salı günü biz de çok yormadan bir karar verip eğer bu işi istiyorsanız bizim evrak ekibimize isminizi yazdırıp örnek veriyorum Rıza Eren Erkek, Kalahari Sandaski Lifeguard'lık işini istiyorum yazmanız. Bunun akabininde olacak olan fuarımızda işverenle görüşmeniz sağlanacak. Şu anki konseptimiz bu. Yani burada siz Kalahari hakkında birebir danışman değil, genel olarak herkesin katıldığı bir bilgi alacaksınız. Evet. Teşekkür ederim. Ben buraları kaçırdım. Yok siz söylediniz de katılamayan oldu büyük ihtimalle sorular geldi yine. O yüzden tekrardan bilgilendirelim dedim. Şimdi ilk olarak eyaletlerden bahsettik. İki tane noktada, iki tane eyalette olacak bu iş fuarımız. Siz de eğer istiyorsanız o işlere yerleşeceksiniz. Yerleşeceğiniz işlerde housekeeping ve lifeguard olacak. Ve şu an birkaç dakika sonra yayın alacağımız arkadaşlarımız Kalahari'de lifeguardlık yaptı. Kalahari'de housekeeping'lik yaptı. Wisconsin Dells'te çalışan da var. Sandusky'de çalışan da var. Ve 3 defa programa katılıp Kalahari'ye giden arkadaşımız da var. Yani 3 sene arka arkaya. Hani onların deneyimlerini dinleyin ki siz de kafanızda bir şeyler şekillensin istedik biz. Eren, bu arada işlerin detaylarını verebilir misin biraz özet olarak mesela? Tabii ki. Ne kadar ücret konaklamalarına ne kadar para verecekler? Konaklamalar nasıl, detaylarını verir misin bize? Tabii. Şimdi Kalahari Sandusky'den başlayayım öncelikle. Lifeguard ve housekeeping pozisyonlarımız var. Lifeguard olarak çalışacak öğrencinin alacağı saatlik ücret 10,5 dolar olacak. Housekeeping olarak çalışacak olan öğrenci ise saatlik 11 dolarlık bir ücret alacak. Yine Job Offer'da yazan bir şeydir. Minimum 32 ila 40 saat arasında bir çalışma süresi verecektir. Ama hani zaten arkadaşlarımıza biraz sonra anlatacak. Hani bunun üstünü alma şansınız olabiliyor. Sandusky'nin konaklamasından bahsedecek olursak haftalık 90 dolar veriyorsunuz. Konaklamalar 2 ve 4 kişilik odalarda oluyor. Benim dönemimde de o şekildeydi. Konaklama ile iş yeri arası bisiklet ile yaklaşık 15 dakika sürüyor. Onun dışında hani konaklama tamamen international bir konaklama. Yani otel düşünün. Bu otel kapatılmış Kalahari tarafından. Ve bu otelde sadece İspanyol, Jamaikalı, Çinli, Japon, tüm Work and Travel öğrencilerin olduğu konaklamada bulunduğu bir otel olarak düşün. Yani dışarıdan herhangi biri olmuyor. Otelde aynı zamanda bir de güvenlik görevlisi olacak. Otelin yani daha doğrusu kalacağınız yerin ekstradan bir de mutfağı var. Bu mutfağı kullanabiliyorsunuz. Yani yemek falan yapabiliyorsunuz. Ama onun dışında zaten odanızda mikrodalganız var. Kendi buzdolabınız var ve her odanın kendi tuvaleti var. Yani ortak bir tuvaleti de yok. Öyle söyleyeyim. Wisconsin'da ise Kalahari Wisconsin'da lifeguard 10,5 dolar yine. Housekeeping de 11 dolar alıyor saatlik ücret olarak. Yine aynı 32 ila 40 saat arası minimum veriyor. Sadece Wisconsin'ın konaklaması 105 dolar. Burada da 4 kişilik odalarda yani otellerde kalıyorsunuz. Onun dışında konaklamayla Wisconsin'da konaklamayla iş yeri arası yürüme mesafesinde 5 dakika mesafede. Yine bu da aynı Kalahari konseptiyle ilerliyor. Söyledim mi bilmiyorum, tekrardan söyleyeyim. Kalahari Wisconsin'ın konaklaması ise 105 dolar. Böyle. Güzel. Burada şimdi birkaç soru soruyorum, görüyorum. Çeşitli işler var arkadaşlar. Kalahari'de iş çeşidi derya deniz. Ama şu an bize gelenler lifeguard ve housekeeping. Ama şimdi konuşacak arkadaşlarımız da size söyleyecektir. Kalahari'ye gidip de dışarıda ikinci iş bulan arkadaşımız çok yok. Çünkü Kalahari içerisinde zaten size çok çeşitli pozisyonlar sunabiliyorlar ve sizin avantajınız şöyle oluyor Kalahari'de. Başka bir yere giderseniz ve ikinci iş yaparsanız, atıyorum burada 10 dolar alıyorsun saatlik, orada da kaç dolar alıyorsan onu alıyorsun. Ama Kalahari içerisinde başka bir pozisyonda ya da aynı pozisyonda bir ikinci iş yaparsan onu overtime olarak sayıyor. Yani işinin devamı olarak sayıyor. Belki 60-70 saat çalışıyorsun. O zaman 1,5 katını kazanıyorsun. Bu birinci önemli detay. Tek paycheck de geliyor. Yani Kalahari paycheck'i geliyor size. Ama orada işte örnek veriyorum lifeguard 40 saat çalıştı. 30 saat işte örnek veriyorum herhangi farklı bir satış yerinde çalıştın. Ama Kalahari'nin içinde çalıştığın için. Şimdi Ahmet Emin'in sorusunu görüyorum burada. Lifeguard'lık hakkında çalışma saatleri haftadan haftaya değişiyormuş diyor ama o değişikliğe bağlı olarak siz yine Kalahari içinde başka bir pozisyonda yine değişik saatlerde çalışabileceksiniz yani. Hani böyle bir avantajınız var. İkinci söyleyeceğim şey de, bu da çok önemli. Lifeguard olarak gittiğinizde size burada bir swim test yapılmıyor. Oraya gittiğiniz zaman size bir yüzme testi yapılacak. Bu yüzme testinin sonucuna göre siz ya deep guard ya shallow guard ya da artık birkaç çeşit daha var Slide galiba. attendant ya da slide attendant olacaksınız. Bu da sizin yüzünüze göre Olacaksınız. değişiyor.
Yüzme Yani seviyenize örnek göre değişiyor bu ve alacağınız maaş da ona göre değişecek. Mesela deep card olursa ne alıyorlardı? Şu an 12 dolar 10,5 alıyorlar. Bu derin yazıyor. havuz kısmında, yani derinde de yüzebiliyor diye dip kart oluyorsunuz. Dip kartta 12 dolar alıyorsunuz. O zaman biz aslında bunları, lifeguard'ın detaylarını, housekeeping detaylarını istersen arkadaşlarımıza soralım. Şimdi çok kişiyi aynı anda bağlayamıyoruz arkadaşlar buraya. Onun için ikili ikili çağıracağız. Ramazan'la Resul 2018'de aynı anda gittikleri için arkadaşlar, ama Ramazan 17, 2017, 2018 ve 2019'da 3 defa programa katıldı ve Kalahari'ye gitti. Lifeguard olarak. Resul de 2018'de housekeeping olarak gitti. Arkadaşlar beni duyuyor musunuz? Siz join stage deyip gelebilirsiniz bu arada. Şöyle öne atabilirsiniz kendinizi. Derken Ramazan geldi. Hoş geldin Ramazan. Resul de geldi. Merhabalar. Merhaba. Sesim geliyor. Senin Geliyor. sesini görüyorsun ama yüzünü göremiyoruz. Evet, onu nereden yapıyoruz? Benim Ha, açımdan. ben o zaman Ramazan'a döneyim hemen. Ramazan, bu bahsettiğimiz 3 defa giden arkadaşımız Ramazan. Ramazan neden 3 defa Kalahari'ye gitti? Benim şeyle work and travel'a başlangıcım hazırlıkta oldu. Bizim üniversitede hazırlık vardı. Koca Üniversitesi Uluslararası İlişkiler okuyorum ben de. Adam mezun oldum, şimdi de başladım. Hazırlıkta bir yine aynı bu türde bir eğitim firmasının yaptığı bir seminer vardı. Ona katılmıştım. Orada bir tanışma fırsatı buldum. Hazırlığın son senesi biraz para biriktirdim işte. Garsonluk yaptım o vesaire. Programa kayıt oldum. İlk kayıt olan da bendim 2017 yılında. İkinci hatta. O, Temmuz ayında ikinci kayıt olan bendim. Oxford House'da bu vesileyle tanışma fırsatı buldum. Yani work and travel, hani böyle hayallerin başladığı yer diyebiliriz aslında. Yani Amerika için hayal kuran birinin hayallerini gerçekleştirmek istediği bir yer diye düşünebiliriz. Ben her sene gittim. Yani üniversite boyunca yani her yaz gitme fırsatı buldum. Her seferinde de farklı bir deneyim edindim. Sen peki Ramazan, Kalahari'de hangi pozisyonlarda çalıştın şimdiye kadar toplam bu 3 senelik süreçte? Lifeguard yaptım aynı şekilde, onu söylemiştik zaten. Bankette çalıştım. Bir de laundry'de bir gün çalıştı sadece. Yanlış mı hatırlıyorum? Food and Beverage'de çalışmamış mıydın? Bankette miydi? Banket, Food and Beverage'de de banket gibi düşünebilirsiniz. Oraya bağlı gibi şekilde çalışıyorlar. Oradaki çalışan elemanlar da oraya geliyor. Yani bankette çalışan Food and Beverage'e de geçebiliyor. Sen şimdi lifeguard olarak gittin ve ekstradan bunları da yaptın. Evet. Peki, lifeguard olarak sen ne iş yaptın orada? Çünkü Önce ben bana sorsan bir lifeguard, çok özür dilerim, benim için lifeguard böyle hani yüzme havuzlarına gideriz de orada böyle birisi dikilir ya, böyle işte yüzerler insanlar falan filan, ileri gider geri gider onları kurtaran kişi, ama buralarda çok fazla kaydıraklar var, bir şeyler var, böyle gördüm, videolarını da seyrettim arkadaşlar. İsterseniz bu arada videoların linkini de paylaşırız sizinle. YouTube'da inanılmaz videolar var, yani hani insanın aklına haline gelmeyecek böyle garip garip kaydıraklar, böyle ne de gibi spon gibi böyle bir şeyler demişsiniz. Evet, Çok SpongeBob. değişik. Siz herhalde buralarda görevli oluyorsunuz, değil mi? Evet, yani Deep Guard'ım ben. Az önce bahsetmiştiniz. Biraz sınavını geçtikten sonra tabii derin havuzda çalışabiliyorsun. Aynı şekilde fly pozisyonlarında çalışabiliyorsun eğer eleman ihtiyacı varsa. Genellikle ilk görevimiz insan hayatını kurtarmak doğrudur tabii ki, ama yine işin eğlence kısmı, su farkındasın. Atıyorum pozisyon arası sen de elenebiliyorsun, yani kaydıraktan pozisyonuna geçebiliyorsun, bu tür şeyler de yapabiliyorsun yani eğer daha Ben bir fazla. şey söylemek istiyorum. Bu konu beni biraz geriyor. Mesela hayat mı kurtardınız dediğiniz zaman, ben bu kadar can kurtardım deyince hani insan böyle yok artık ya, bu kadar büyük sorumluluk alacak mıyız algısı yaratsın istemiyorum açıkçası. Çünkü yani o kadar ciddi mi? Zaten bir sürü lifeguard var etrafta anladığım kadarıyla. Hani Evet, şöyle bir anımı anlatayım onda. Wave pool var işte, o pozisyonda 7 tane lifeguard var Pro Pool'la beraber. Wave 3'tü mesela benim en sevdiğim nokta. Yani giden arkadaşlar şimdi gittiği zaman Sandusky'de wave pool'larını kodları, section hatları var işte, rotasyon. Orada yani bir pozisyonda kendi scanlediğiniz alanı gördüğünüz anda düdük çalıp atlamak zorundasınız. Eğer atlamazsanız sizin için sıkıntılar yaratabilir bu durum. Ama yani sinasti göreviniz zor doğru. Zaten yani çeşitli sözleşmeler var orada imzaladıkları öğrencilerin servis çok şey. zor bir şeyden bahsetmiyoruz ama, değil mi? Yani hani ne bileyim, okyanuslara girip de böyle metrelerce yüzerek birisine yetişip de falan onu böyle kıyıya getirmek gibi bir şey değil yani. Yok Yani yok. zaten küçük havuzlarda sadece kenara çekiyorsunuz insanları.
Evet, kenara çekiyorsun sadece. Sadece tüpü uzatıyorsun bazen. Bazen bir bebek can yeleğiyle can orada çırpınıyor, onu kurtarıyorsun. Burada kurtarmış oluyorsun işte yani. Sadece bu kadar. Adamla kurtarmış olsun, küçümsemeyelim gene de. Kaç kişi kurtardı? Yani 100-130 arası falandı benim yani. %130 arası bir şey olması lazım 3 yıl toplama. 3 yılın toplama. Aynen. 3 yılın toplama. Eren sen kaç kişi kurtardın? Ben bir sezon gittim Ramazan'da, o dönemdeyiz hani 2018 yılında. Ben 41. Kocaeli plakayı yapmıştım, bırakmıştım. Ramazan'da öyle söylemiştim. Ya yani şöyle oluyor zaten, hani bir müddet sonra hani insanlar şey düşünüyor, hani lifeguard birinin hayatını kurtaracağız, boğulabiliriz falan diye düşünüyor ama hani arkadaşlar şimdi link paylaştılar zaten size. Hani link paylaşılacak. Videoları izlediniz yani, bizim Ramazan'da öyle. Büyük ihtimalle kurtardığımız iki tane pozisyon vardı. Biri wave pool, biri pro pool. Ama çoğunluk her zaman pro pool'dadır. Çünkü sifon dediğimiz bir şey dönüyor, dönüyor, dönüyor. Bir kocaman bir delikten adam aşağıya düşüyor. Ama hani nasıl düştüğü de belli. Yani ters düşebiliyor, düz düşebiliyor. Ama siz ona yakınsınız zaten. Bir düdük çal, iki düdük çal. Baktın adam çırpınıyor. Hemen yanına gidiyorsun, çekiyorsun, çıkarıyorsun. Hani konsept tamamen bu şekilde. Şöyle ek bir şey de ekleyebilirim oraya. Eğer ki yani siz atladınız, kurtaramadınız, bununla hiç problem yok. Menajerler geldiği zaman sen de herhangi bir sorun aramaz. Zaten sen atladıktan sonra yani herkes oraya odaklandığı için sadece bir tek sen yetişmiyorsun, diğerleri de geliyor. Bir kere ben kurtaramamıştım mesela, supervisor'ım gelmişti arkadan. Yani o kurtardı. Böyle de düşünebilirsiniz onu. Ramazan, peki sen bu lifeguardlık sürecinde, Kalahari'nin içinde İngilizceni çalışırken ne kadar kullandın? Çalışırken ya her gün kullanıyoruz onu. Yani geliyorlar, bir şey soruyorlar, bir de sadece orada dikilmiyorsun değil mi? Yani hani insanlar da seninle iletişime geçiyorlar, müşteriler. Geçiyorlar. Tabii ki sen de cevap vermek zorundasın ki zaten yani birinci görevin work and travel'da ya dilini geliştirmek, kültürü öğrenmek. Yani baktığı zaman, bakış açısına bakıldığı zaman bu tabii kişiden kişiye değişebilir durum. Nasıl bir amaçla geldiği, onun için bir şey diyemem. Ama yani her alanda biz kendi İngilizcemizi orada tabii ki de geliştirdik. Benim zaten o exchange programında katılan çeşitli ülkelerden gelen öğrenciler var. Yine hani bizim şekilde. Eren de bahsetmişti biraz onlardan. Ön girişte Jamaica, diğer Avrupa ülkelerinden gelen öğrenciler var. Orada tabii kaldığımız yerde çeşitli ortamda bunlarla konuşma imkanı bulabiliyoruz. Ve aynı zamanda Kalahari'nin şöyle bir imkanı daha vardı. Gelen oraya Amerikalı çalışanlar da vardı, işçiler. Bizim gittiğimiz ilk dönemde. Bunlar da Amerika içi değişim programından gelmişlerdi. Hala daha devam ediyor diye biliyorum bu oradaki şey. Çünkü oradan çok arkadaş edindim ben. Bunlar gelen misyonerdi. Biz onlarla çeşitli günlerde haftanın church'lere gidiyorduk orada. Kiliselere gidip onların dini günlerine katılıyorduk. Biz kendi dinimizden bahsediyorduk. Böyle böyle İngilizcemizi geliştirme fırsatı bulmuştuk. İki arkadaş da gidiyorduk biz ilk senede. Onlarla beraber İngilizcemizi her gün geliştiriyorduk. Yani ben çünkü fırsat buluşta gitmeye çalışıyordum. Şimdi ilk zaman biraz çok overtime almadığım için, bilerek almamıştım ben İngilizcemi geliştirmek için. İmkanı da vardı çalışanların. Ha, bir dakika. Sen overtime hakkı sana verildi. Sen almadın. Ben ilk sene temel amacım dilimi geliştirmekti çünkü. Yani programın parasını çıkartıp bir dahaki yılın biraz da paramı biriktireyim niyetindeydim. Verdiğim parayı çıkartayım, gezeyim, dolaşayım. Biraz cebimde para kalsın, dilimi de geliştireyim. Öyle bir kendime art plus'a dönmek istedim. Yani düşüncem oydu. İkinci yılımda düşüncem para kazanmaktı yani. Öyle düşünebilirim. Bence zaten 3 senede gitmişsin yani. Vay arkadaşlar. Evet. Peki sen o zaman... Eğlendin mi? Tabii ki. Ne kadar eğlendin? Çok eğlendin mi yani kolay? Yani ya çalışırken ayrı bir eğlence tabii. Yani su parkındasınız ve sürekli insanlar da sizin gibi orada eğlenmeye geliyor. Ama çalışırken işi severek yaparsanız siz de güzel vakit geçirebilirsiniz. Tabii bazen gün geldiği zaman yani su parkında bir tane bile insan olmadığı günleri de gördük biz. Yani hafta içi bazen kalabalık olmuyor. Özellikle Eylül aylarında başladığı için. Ama gene evet. De kapalı bir havuz olması sizin avantajınız değil mi? Yani yağmur yağsa, çamur olsa, bir şey olsa kapanmıyor sonuçta havuz. Bu çok yok, artı bir şey. Yok, kapanmıyor yani hiçbir zaman. Oo, resim zaman geldi. Geldi. O zaman evet, biraz dışarı dönelim. Çok özür dilerim Ramazan, sana da döneceğim. Resul, sen de Kalahari'de housekeeping'lik yaptın değil mi? Evet, 2018 ben yazımında gittim ben de. Kalahari'de bir housekeeping ne yapar? Odaları en hızlı ve en temiz şekilde temizleyerek teslim eder yani.
Ya gerçekten görev bilinci öğretmişler adama. Okudu yani. Hala da böyle anlatıyor yani. Hani, harika, çok güzel. Eminim sen de çok güzel temiz bıraktın odaları. Tabii elimden geldiğince, evet. Peki senin ikinci işin var mıydı? Benim de ikinci işim vardı. Biz bankete çok fazla gidiyorduk. Garson olarak çok çalıştık. Bankette ne iş yapıyorlar bu arada? Garsonluk yapıyorsunuz. Yani organizasyon çok oluyor. Kalari çok büyük. Gerçekten çok fazla şey var. Toplantı salonu çok fazla var. Düğünler oluyor mesela. Düğünlere falan katılıyorduk biz. Orada işte garsonluk yapıyorduk yani. Onun dışında bir hafta falan da ben de bir slide attendant'lık yapmıştım. Şeye katılmıştım arkadaşlara. Güzel, öyle güzel. Yani iş seçeneği çok fazla. Anladığım kadarıyla bunlar da gerçekten hani çalışan herkes overtime hakkına sahip olmuş. Ramazan gibi bazıları bazen kabul etmemiş. Ama genelde hani almışsınız değil mi? Evet. Resul de almış. Güzel ya. Ve bunlar overtime oldu yani. Hani belli bir saatin üstünde çalıştığınız zaman maaşınızın 1,5 katını kazandınız. Bankette tip vardı değil mi bir de? O ekleniyor. Zaten esas para tiplerden geliyordu. Banketin zaten saatlik ücreti hani 3,5 dolar mı 4 dolar mı öyle bir şey ödüyorlardı. Geri kalanı tipti yani. Evet. O da yaklaşık 16 dolar falan geliyordu tip. Aynen. Güzel. Güzel güzel. Peki Resul sen nasıl, ne diyorsun İngilizcen konusunda? Yani bir housekeeper olarak büyük bir ihtimalle sen çok fazla dilini geliştirme fırsatı bulmuşsundur tabii ki de, ama hani günlük işin sürecinde odanın içindesin. Konuşacak insan yok. Geliştirdin sen. Aynen. Hani odanın içinde tek oluyorsunuz. Hani çok fazla konuşamıyorsunuz ama zaten sürekli her katta bir supervisor oluyor zaten. Her katı dolaşıyor yani. Sizde de sürekli bir iletişim halinde. Bir de sadece boş odaya da girmiyorsunuz mesela. Dolu odalarında temizliği yapılıyordu mesela. Orada misafir de oluyor. Onlarla da bir iletişim halinde oluyorduk. Bankette çalışırken tabii daha fazla iletişim halinde oluyorduk. Hani garsonluk yaparken. Yani yine vardı yani, iletişim halindeydik. Peki konaklama durumu nasıldı arkadaşlar? Resul senden başlayalım. Sen, gerçi aynı yerde kaldınız değil mi? Evet. Konaklama işiniz arasındaki mesafe nedir arkadaşlar? Yani bisikletle 15 dakika falan da aşağı yukarı. Evet. Yürüyerek de 25 dakika sürüyor. Yaramazan artık o kadar para kazanmıştı ki bisikletle gitmek beni yoruyor deyip Uber'le gitmeye başladı. Yani Uber tarzında da taksi var. Onunla gitmeye başladı. Onlarla gitmeye başlamıştı. Şöyle de bir şey oluyor mesela, yani çok yağmurlu günlerde eğer ki gitme imkanımız yoksa eğer, Kalari Shuttle yolluyordu bazen. Pazar günleri özellikle, çünkü bu oradaki yerdeki belediye pazar günleri tatil otobüsler. Hani gitme imkanın olmuyor ki zaten otobüse binsen de yetişemiyorsun. Ki zaten 8.30'da mesela girişin ise o parmağa basmak zorundasın. Basmazsan ceza puanı yiyorsun. Yani görevine o saat içinde orada olmak zorundasın. Yani onun öncesinde aslında çok önemli bir şey söyledim Ramazan. Siz overtime aldınız. Siz hani Kalahari içerisinde ekstra çalıştınız ama hani saatinde gelip saatinde giden çalışanlar olduğunuz için, düzgün çalıştığınız için adam hala baksana bir odanın ne kadar düzgün bırakılması gerektiğini anlatıyor yani. Burada hani sorumlu birer çalışan olduğunuz için de overtime'ı iyi almış olabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Yoksa hani insanlar neden durduk yere çok çalışmayan, doğru düzgün zamanında gelmeyen insanlara overtime versin ki? Tabii. Bizde mesela housekeeping'likte şöyle bir şey vardı mesela. Bir sizin işte board'unuz oluyordu mesela, hangi odaları temizleyeceğinize dair. O odaları eğer erken bitirirseniz size başkalarının odalarından da veriyorlardı. Yani her temizlediğiniz oda başına, ekstra oda başına şey, ekstra para almaya başlıyordunuz. Bir de öyle de bir şey vardı mesela. Çalışanı teşvik etmek için güzel yollar bunlar aslında. Tabii, yoksa o zaman herkes işini yaya yapar, herkes geç bitirir. Ama sen hızlı bitirip başka odaları da temizlersen eğer daha fazla para kazanıyorsun. Mantıklı bir sistem yani. Ya çalışanı yani orada gerçekten teşvik ediyorlar. Şöyle bir şeyle karşılaşmıştık biz. Outside'da çalışıyoruz. Outside'ın belli bir saati var. Yani shift çekmediği, sabah başlıyor, akşam 7'de bitiyor. Inside kısmı yani kapalı havuz ise 10'da kapanıyor.
Şimdi içeride elemana ihtiyacı var ve biz çok yorulmuşuz artık. Hani şey çalışasımız yok. Supervisor geldi bir gün benim yanıma. Ramazan da vardı hatta. Ramazan da yanına geldi. Böyle dedi. Siz Türksünüz değil mi dedi. Dedik evet Türk'üz. Çalışmaya devam etmek ister misiniz dedi. Ondan sonra dedi ki ederiz sıkıntı yok. Hadi inside'e. Yani bizi içeriye yolladılar ama içeride can kurtaranlık yapmadık. Hani oradaki işte life jacket'ları toplama falan hani bu tür şeyler yaptık. Yorucu da değildi mesela. Böyle şeyler oluyordu. Artı bir gün Ramazan bana dedi ki artık Eren çalışmak istemiyorum. Son 5 gün falan kalmış. Artık çalışmayacağım ben de. Çok yoruldum dedi. İyi dedim çalışma dedim. O gün şey açıklandı. Overtime'ın overtime'ını veriyoruz. Yani overtime 13,5 dolar. Biz o zaman 9 dolar. 13,5 dolar alıyoruz. Overtime'ın overtime'ını veriyoruz. Ramazan'a baktım diğer gün çalışıyor. Dedim Ramazan ne oldu? Korktum. O zaman şu çok önemli soruya geliyorum arkadaşlar. Bunu herkes çok merak ediyor. Ramazan, ne kazandın, ne harcadın? Ramazan'ın sesini duymuyor musun? Resul'den geçelim Ramazan. Resul'e geçtik. Resul, ne kazandın, ne harcadın? Ne kazandım? Yani aşağı yukarı bir 10 bin dolar falan kazanmıştım. Ne harcadım? Yani geri döndüğümde 5-6 bin dolarım elimdeydi yani. Nice. Güzel. Güzel. Peki elektronik falan bir şeyler aldın mı? Herkesin hevesi bu yönde. Tabii orada zaten tam hani dönüş tarihiniz tam yeni iPhone'ların çıkış tarihine falan denk geliyor genelde. Biz hani New York'ta Apple mağazasından hani biz 4-5 arkadaştık New York'ta işte. Herkes ikişer üçer tane iPhone alıp döndü yani. İyiymiş. Güzelmiş. Resul, o zaman sana şeyi de sorayım. Ramazan bir düştü. Geri gelir şimdi. Şu an kaç kişi var burada? Bakıyorum. 162-163 kişi var burada seni dinleyen. Önümüzdeki sene 2021'de Kalahari'ye gitsek mi, gitmesek mi diye düşünen arkadaşlar bunlar. Ne öneriyorsun? Gitsinler diyorsan ben, niye gitsinler mesela? Yani ben olsam, hani ben bu sene bir daha gidecektim aslında da pandemi dolayısıyla gidemedim ben de. Bence gitsinler çünkü hani gerçekten bence doğası olarak da güzel bir yer Sandusky. Hani biraz da sakin yerleri seven insanlar varsa özellikle tercih edebilirler. Hani çok kalabalık değil. Daha çok yaz için tercih edilen bir yer çünkü. Otel çok büyük. İş fırsatı otelin içerisinde çok fazla var gerçekten hani. Supervisor'lar çok iyi. Konakladığım yer özellikle çok hani temizdi gerçekten çok güzeldi. Ben ilk başta 3 kişiyle kalıyordum daha sonra 2'ye düştü. Odalar bayağı hani tuvaletler odaların içerisinde falan gayet iyiydi yani. Bir de konakladığımız yerde herkes bir arada kaldığı için hani orada bütün J1 öğrencileri bir arada. Sürekli bir hani iletişim halinde oluyorsunuz. Bence o da güzel bir şeydi. Yani bu yüzden tercih edebilirler yani bence. Teşekkürler. Bu arada şey demişler, Resul para harcamadı mı? Resul, hayat çok pahalı mıydı? Yani kazandığın mesela... Bir de öyle bir şey var. Ohio gerçekten bildiğim kadar hani diğer yerlere göre daha ucuz. Hani New York'a göre, Los Angeles'a göre. Hani travel'da oralara da gittik. Gerçekten pahalı yani. Hani birçok şey diğer oraya göre daha pahalı. Bir de housekeeping olmanın şöyle bir avantajı vardı. Şimdi hani Amerikalı insanlar otele geldiklerinde gerçekten işte Walmart'lardan dolu dolu malzemeyle geliyorlar. Yani hani otele yemek sokmak serbestti. Ve birçok şeyini de almadan gidiyorlardı. Hani hiç açılmamış paketler bırakıyorlardı odalarda. Yani ben biliyorum hani bizim arkadaşlarımız falan böyle poşet poşet hani malzeme taşıdıklarını biliyorum. Yani para harcadım ama yemeğe çok fazla para harcamadım bu yüzden yani. Öyle bir avantajımız oldu. Ama şurada şu önemli arkadaşlar onu da söyleyeyim. O odanın check out yapılması lazım. Yani odadaki tabii hani öyle yapılması gerekiyor. Hani tabii. Hala orada 3 günü var konaklamaya devam ediyorsa o olmuyor. Yani artık orada bir... Yok canım o kadar da anlamamışlardır herhalde yani. İnsanlar gidecek bir şeyleri bırakacak geride alıyorsunuz o zaman yoksa. Zaten bazen misafir kendisi de söylüyordu hani biz çıkıyoruz hani bunları istersen sen alabilirsin falan diye de söylüyorlardı zaten yani. Ramazan geldi bu arada. Ramazan para meselesini duydun ve kaçtın. Yok,
İnternet gitti bir anda, anlamadım. Tamam. İlk sene, ikinci sene ne kadar kazandın ortalama sen Kalahari'den? İlk sene 4700 dolarla ben Türkiye'ye döndüm. Telefon almıştım kendime. Kardeşime de aldım. Yani outletler vardı orada. Outletlere gittik. Gezdik. Üstüme alışmadık. Bir dakika, bir dakika. Bir tane yetmemiş. İki taneyle gelmiş. Bir şey söyleyeceğim. Evet, olmadığı dönemde. Overtime almadığım zamanlar. Ya alıyordum da ama çok değil yani. Haftalık 55-60 saatler 60 saatler arasında çalışıyorduk. O civarda bir paycheck'te. Yani almıştım. Daha çok gezme fırsatı da buldum. Çok güzel yerleri gezdim. İkinci sene gittiğimde Türkiye'ye toplamda 12 bin dolar civarı parayla döndüm. Ben şok olmuştum. Yani Ramazan'la aynı odada kalıyordum. Hani aynı çalışıyorduk. Ben anlamadım. Yani Ramazan dedim, sen harcamıyorsun. Yani herhalde dedim. O ama biraz daha şeydi yani. Kimsenin... Yani Türkiye'ye döndüm derken totalde o kadar para vardı. Yani cash olarak cebimde 8 bin dolar civarı bir para vardı. Ama ben oradayken de bayağı harcadım. Çünkü orada evet. Yani total rakama bakıyorum. Çünkü 2700 dolar civarı bir para hesapladığıma göre. Oradaki yaşamsal faaliyetlerimizi gidermek için harcadığımız parayı. Çünkü yaklaşık 3-4 ay kalıyorsun orada. Kendin de kendi ihtiyaçlarını görmek için Walmart'a gidiyorsun. Çeşitli yerlere gidiyorsun. Oradan alışveriş yapıyorsun kendi günlük ihtiyaçlarını gidermek için. Walmart'a yakın bu arada. Yani bisikletle 8 dakika mesafede konaklamaya. O yüzden o kadar sürekli... o kadar değildir bile ya. Yürüyerek 5-6 dakika falan sürüyor. Yani Ramazan aldığı bir bisiklet vardı. Onunla 8 dakika gidiyordu. Küçüktü Ramazan. Yanlışlıkla almıştık onu da. Lefko'dan olmuş adam sandık da küçük çıktı. Almadım. Evet. Ramazan, peki sana da soracağım bunu. Bizi şu an dinleyen arkadaşlarımız, Kalahari'yi şu an 2021 yazı için değerlendiren arkadaşlarımız. Öneriyor musun? Öneriyorsan hangi noktalar için öneriyorsun Kalahari'yi? Yani gitmek isteyen arkadaşlara tabii ki öneriyorum. Sonuçta ben 3 yıl gitmişim. Ben gayet de memnunum tabii. Yani her yıl farklı farklı deneyimler yaşadım. Yani para biriktirmek, gezmek istiyorlarsa... Tek Avrupa ile gelip Türkiye'ye tekrardan programa kayıt olmak istiyorlarsa gayet mantıklı bir tercih kalır. Ama orada tabii yani öncelik amacınız dil geliştirmekse tamamen her şey size bağlı. Yani sizin bireysel isteklerinize yani bağlı, dilini geliştirmek istiyorsanız. Yani çeşitli ortamlara katılabilirsiniz orada dilinizi geliştirmek için. Yani özgüveniniz yerinde olması lazım ki zaten kendi özgüveninizi o programla beraber fark ediyorsunuz. Yani Amerika'ya adım attıktan sonra deneyim başlıyor. Uçağa binerken başlıyor yani. Ailenizden ayrıldınız, her şey başlıyor. Ben arkadaşlara şiddetle tavsiye ediyorum. Work and Travel tavsiye ediyorum ve Sandusky'ye de gidin tabii yani. Çalışın, görün. Eğer yani para biriktirmek istiyorsanız, güzel bir travel yapmak istiyorsanız gayet mantıklı bir tercih Sandusky'ye gitmek. Daha doğrusu Kalahari'ye gitmek. Teşekkür ederiz. O zaman arkadaşlar ben biraz sorulara bakacağım şimdi. Deep card olabiliyor muyuz ve maaş ne kadar diye sormuş Eren Öztürk. Gittiğiniz zaman belli oluyor diye konuşmuştuk bunu ve eğer dip kart olursanız, yüzmenize bağlı olarak dip kart olursanız 12 alıyorlarmış geçen senelerde, bu sene büyük ihtimalle benzer bir şey olur diyorum diye düşünüyorum. Şu an çalışan bir arkadaşımız varmış. Arkadaşlar bunun kaydını bu arada YouTube'a koymaya çalışacağız. İlk defa yaptığımız için büyük ihtimalle sorunsuz koyabiliriz ama yani. İkinci gelmiş. Resul Ağustos'un ne kadar çalıştı diye bir soru gelmiş. Kaç saat oluyordu yani haftalık Resul? Şöyle housekeeping'de saat 4.30'a kadar odaları teslim etmek zorunda olduğumuz için 9'da 4.30-5 arasına kadar kesin çalışıyorsunuz bir kere. Ama şöyle 4, saat 5'ten sonra falan da biz mesela tekrardan bu laundry'de falan çalışıyorduk yani. Ertesi günün için işte malzemeleri depolara falan taşıyorduk. Hani o da aşağı yukarı akşam saat 9-10'a kadar sürüyordu yani. Hani bu şekilde yani. Ama resmi olarak housekeeping yani 5'e kadar, çünkü oda teslim etmek zorundasınız. Hani ona yapacak bir şey yok yani. Eren, bu arada konaklama ücretlerini hatırlatır mısınız? Hatırlatır mısın? Onu sormuşlar. Tabii Kalahari Sandusky'deki Kalahari için konaklama ücreti haftalık 90 dolar. Wisconsin'daki için 105 dolar. Bu da hani eyaletten dolayı aslında biraz daha fark ediyor bence. Öyle düşünüyorum. Bir de konaklama Wisconsin'daki yürüme mesafesi 5 dakika. O yüzden de olabilir. Ama zaten yakın yani, 105-90 çok bir fark yok açıkçası. Kalahari'deki beklenen İngilizce seviyesini sormuşlar.
Arkadaşlar siz gitmeden önce ile gitmeden sonra, döndükten sonra arasında bir İngilizce seviyenizde fark tabii ki de vardı ama giderken nasıldınız sizce? Resul sana sorayım. Ramazan evet, kaçtı. Gidiyor. Ramazan bütün kritik sorularda kaçıyor vallahi. Niye böyle oldu bilmiyorum. nasıldı? Hani açıkçası çok iyi değildi. Ya ben turizm işletmeciliği mezunuyum. Hani birçok turistik bölgede burada, hani Türkiye'de de çalıştım. Hani çok kötü değildi ama oraya gittikten sonra ya bence bir ay falan bir adaptasyon süreci geçiriyorsunuz bana kalırsa. Yani bir anlamaya çalışıyorsunuz ama ondan sonra fark oluyor. Özellikle hani insanları anlama konusunda bence çok fazla gelişiyor yani. Tabii konuşma kısmı da sizin artık hani ne kadar geçişim halinde olduğunuza bağlı yani. Can kurtaranlık belgem geçerli olur mu diyen olmuş. Zaten yani, önden bir test sormuyorlar size. Hani lifeguard olacağım ben, yüzebiliyorum dediğiniz noktada başvurup mülakata girebiliyorsunuz. Orada eğer baktığınız hani hiç yüzemiyorsunuz, gerçekten bir şeyler olmuyor. Zaten Kalahari'nin içinde pozisyon derya deniz yani. Başka bir yere yerleşirsiniz mutlaka ama tabii yüzme bilmeden lifeguardlık yapmayın. Yani gerek yok. Evet. Öyle bir arkadaşım vardı, çok kötü. Lifeguard ve housekeeping dışında iş yapma şansımız ne olur demişler. Bunu zaten konuştuk. Var yani çeşit çeşit iş var. Arkadaşlar şey de çok sorulmuş. Eğer Kalahari'ye bu kadar çok talep varsa, eğer çok insan giderse overtime alma ihtimalimiz düşer ama Kalahari çok büyük. Yani sadece Türkiye'den de almıyorlar. Çok değişik ülkelerden, farklı ülkelerden bir sürü insan alıyorlar ama hafta sonları ne kadar insan geliyor Eren? Pardon. Şimdi tahminime şimdi oda sayısını Resul de biliyordur. Yaklaşık bir 800'e yakın oda var. Şimdi bu 900 ben 950 diye hatırlıyorum. Oda sayısı. 950 oda var. Şimdi 950'ye yakın oda olduğu için de bu ziyaretçiler hani böyle gelip bizim buradaki akvaparklar gibi hani gelip böyle yüzüp gitmiyorlar. Yani otelde konakladıkları için hafta sonları yaklaşık 3000'e yakın ziyaretçi girip çıkıyor, orada kalanlar oluyor. Hani bir de bunlar ekstradan nasıl söyleyeyim, hani içeride hayvanat bahçesinde olduğunu söyledim size. Hani çok kalabalık bir alan. Hani keza zaten şöyle söyleyeyim, biz Ramazan Resul, ben hani aynı dönemdeyken biz yaklaşık 24 tane Türk vardı. Ama 60 tane de yabancı vardı yani ve biz hepimiz alabiliyorduk. Bir de dönem olarak baktığınızda arkadaşlar şu da çok önemli. Örnek veriyorum, İspanyolların ve Dominiklilerin, Dominikliler bizden 4 ay önce geliyorlar. 6 aylık ceyvan süresi onların. Onlar biz gittikten 2 ay sonra gidiyorlar. İspanyolların okulları 1 ay erkenden açılıyor. Bu sefer zaten tamamen ortam size kalıyor. Yani eğer overtime alacaksınız en başından beri alıyorsunuz. Sonra da alıyorsunuz. Şöyle de bir anımız vardı. Ramazan yüzünden oldu bu. Direkt onu da söyleyeyim ona. Ramazan, ben 2017 yılında farklı bir yere gitmiştim. 2018'den Ramazan dedi ki, Eren dedi, Kalahari var, gel burada çalışalım. Çok güzel para kazanırsın dedi. İyi de İngilizceni geliştirsin. Tamam dedim, gittim. Gittik. İlk hafta şöyle oluyor arkadaşlar Kalahari'de. Telefonunuza bir sistem yükleniyor sizin. Ventwork diye. Bu Ventwork programında size haftalık schedule'ınız belli oluyor. Örnek veriyorum 40 saat vermişler. Boş alanlarınız oluyor. Siz bu boş alanları talep ediyorsunuz. Supervisor'lar, manager'lar da bu talebinizi yoğunluğa göre onaylıyor. Onun dışında bazı, örnek veriyorum can kurtaranlar, pazar günü, doğum günü. Diyor ki ben shift'imi satıyorum. Benim bu shift'imi alana ben $20 veriyorum diyor. Bunu yapan da var. Pizza veriyorum diyen de var. Siz o shift'i de alabiliyorsunuz. Böyle bir şeyden bahsediyoruz. Biz ilk gittiğimizde Ramazan dedi ki, doldur dedi. Zaten kalabalık. Çok vermezler dedi. Ben de hepsini doldurdum. Yani hepsini doldurdum. Bir gün sonra bir baktım 75 saat. Daha ilk günüm Kalahari'de. Hani nasıl yapacağım bilmiyorum. 72 saat falandı tahmini. Neyse ilk hafta bitti. İkinci hafta oldu. Dedi Ramazan doldur dedi. Vermezler. Bak yeni birileri geldi dedi. İyi dedim, doldurayım. Yine verdiler 72 saat. Ben artık hani şey yiyorum, hani diyorum ki bu kadar çalışamam. Hani doldurdun, çalışacaksın da. Ondan sonraki hafta Ramazan dedi ki bir daha doldur, vermezler. Bak İspanyollar da geldi dedi. Bu sefer ben bir tabii şey yaptım. 65 saat aldım. Ne olur ne olmaz, güvenmeyeyim diye. 65 saati de verdiler. Ondan sonra Ramazan artık şunu boş ver, veriyorlar zaten, al ne yapacaksın demeye başladı. Yani olay tamamen bu şekilde ilerliyordu. Housekeeping'de resimler de işte mesela ilk böyle adaptasyon sürecinde ilk 3 gün falan böyle dediler. Siz çok çalışıyorsunuz, biz çalışamıyoruz. Sonra bir baktık resimler ortada yok. Banketinden laundry'sine,
her yer, herkes her yerde çalışmaya başladı bir anda. Yani Kalahari iş konusunda arkadaşlar size tatmin edecektir. Burada Ramazan 2017, 2018 ve 2019'da giden bir arkadaşımız sonuçta ve hani 3 senedir burayı tercih etmesinde bir şey var. Bir nedeni var yani. Tabii biz hani hiçbir şekilde kesin konuşmuyoruz ama 3 senedir bu böyle. Böyle de devam edeceğini umuyoruz açıkçası. Bir yerde yemek veriyor muydular, kahvaltını yapıyor, veriyorlar mıydı? Cümle de kuramadım ama böyle birkaç tane soru gördüm. Resul, ne yapıyordunuz? Çalıştığınız yer veriyor muydu yemek? Şöyle, yemek, bir yemekhane vardı. O ücretliydi. Hani öyle ücretsiz olarak yemek verilmiyordu. Ama çok pahalı değildi. Hani böyle 3 dolar yemek 3 dolar falandı değil mi? Aynen öyle bir şey ödüyorduk. Ama biz işte housekeeping dediğim gibi biz oraya çok fazla gitmiyorduk. Genelde lifeguardlar orada yemek yiyordu. Bizim yemeğimiz zaten hani odalardan çıkıyordu. Bir de housekeeping'in şöyle bir şey oluyordu. Her pazar günü housekeeping'lere özel şey ya sabah kahvaltı ya öğlen yemeği ya da akşam çıkışta yemek veriyorlardı. Hani TK'lara özel böyle bir şey yapılıyordu. Resuller onları alıp bize de getiriyordu. Yani dedi ki al biraz da sen ye falan. Aynen, bir de lifeguardlar hep bizim oradan geçiyordu. Herkes böyle bakarak geçiyor öyle. Biz de arkadaşlara tabii arada şey yapıyorduk. Arkadaşlar bayağı konuştuk. Teşekkür ederim. İki arkadaşımız daha var. Onlara da zaman kalsın istiyorum. Onun için Ramazan ve Resul'e bir hoşça kal diyelim. Enes ve Erdem'i alalım isterseniz. Ayıp çıkmışsınız. Evet, sağ olun. İyi çok akşamlar. Teşekkürler Resul. Çok teşekkürler. Ramazan yok Ramazan ama. Ramazan sürekli bilmeye çalışacak mı acaba? Onun şey yapamadım. Şimdi. Neyse olsun. Eren, o zaman sen bu arada diğer iki arkadaşımızı alana kadar bir kez daha bir hatırlatır mısın? Housekeeping kaç veriyordu? Lifeguard'a ne veriyorlardı? Konaklamalar ne kadardı diye. Ve fuarımızdan bahseder misin? Kalahari Sandusky Lifeguard saatlik 10,5 dolar. Kalahari Sandusky Housekeeping saatlik 11 dolar. Wisconsin'da da bu şekilde. Kalahari Lifeguard Wisconsin'daki 10,5 dolar. Kalahari, Wisconsin Housekeeping 11 dolar. Wisconsin'daki konaklamamız 105 dolar haftalık. Kalahari, Sandusky'deki konaklamamız da 90 dolar. Bu nedenleri tabii eyalet olarak da değişebilir. Ama net olarak 105 ve 90 dolar şu an. Yandan soruları acaba yazarak mı cevap versem diyorum çünkü yetişemeyeceğiz. Şey, orada çok hani değişen bir şey. Şey, ben sakalımı kesmek istemiyorum, sakal kesecek miyim diye bir soru geldi orada. Onu söyleyeyim, 2018 yılındayken biz kesiyorduk, bıyık bırakmak serbest. Zaten Türkleri direkt tanıyabiliyordunuz, herkes sakal kesmiş, bıyık bırakmıştı. 2019 yılından sonra sistem değişmiş, sakal da serbest oldu. Şu anda da serbest olması lazım. Saç sakal. Saça karışmalar mı? Bu arada iş fuarı konusunda tekrar değinmek istiyorum. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, biliyoruz ki midtermleriniz var bu arada. Yani sınavlarınız var, farkındayız. Hafta sonu yapmaya çalışacağız. İş mülakatı olacak Kalahari'nin önümüzdeki hafta. Şu an bu yayını yapmamızın amacı da size Kalahari'yi tanıtmak ve iş görüşmesine girmek isterseniz diye isimlerinizi toplamak. Salı gününe kadar zamanınız var arkadaşlar. Size bu bilgilendirmelerin yapıldığı bir evrak hattımız var WhatsApp üzerinden. Buraya geri dönüş yapın ve deyin ki ben Kalahari iş fuarına katılmak istiyorum. Ve job offer'ları soruyorsunuz. Her birinizin danışmanı var. Lütfen danışmanlarınızla iletişime geçin ve job offer'ları isteyin. Onlar size gönderecektir job offer'ları. Zaten hani bizim bahsettiğimiz şöyle bir temel, hani işte şu pozisyon bu kadar alır, konaklaması budur. Ama job offer tabii ki de daha detaylı. Eren, Enes Erdem nerede? Ha, onları Enes Erdem duyuyorsanız siz de girin. Hemen haber veriyorum. Eren Bey'in ne kadar kazandığını duymak istiyorlarmış. İlk hafta gittin 72'yi çalıştın. İkinci hafta 72 çalıştın. Sen sonra ne kadar? Sonra ben durdum. 65 saat falan çalışmaya başladım. Çünkü hani sonuç itibariyle sürekli ayaktasın. Yani ne olursa olsun bir yorulacaksınız. Ama ben toplamda paycheck'imin hani son kısımda konaklama falan hariç total net kazan 12 bin dolar falandı. Lakin konaklama falan çıkınca 9 bin dolar bana net cash olarak kalıyordu. Ben program ücretini tabii aileye yolladım geri. Dedim ki buyurun alın bunu. Yani geri kalanını da harcadım. Yani telefon, laptop falan aldım. Buraya da yaklaşık 3000 dolarla ekstradan döndüm zaten. Evet, onu da cevaplamış olduk. Erdem. Erdem de lifeguardlık evet. Yaptı. 2019'da gitti Kalahari'de ve 2021'de tekrar aynı yere gidiyor. Şimdiden adını yazdırdı bile.
Erdem, niye aynı yere tekrar gidiyorsun? Çok mu güzel? Şimdi ya ben zaten ilk başta giderken de hani Sandusky'yi böyle bana anlatmıştı Gizem Bey. Hani ben böyle birazcık daha küçük ve sakin yerleri seviyorum. Hani Sandusky'yi seviyorum, Kalahari'yi de seviyorum yani o yüzden. Bir de bildiğim yer hani. Çünkü ben ilk başta giderken çok sıkıntı yaşadım. Ben normalde iki kişi gidiyorduk. Yani liseden bir arkadaşımla. Ama sonra o beni hani bıraktı diyelim kibarca. Yaralı. Yani hani mesela şöyle bir anım var yani. İşte uçaktan inmiştim. Detroit'ten işte otobüse bineceğim. Sandusky'ye geleceğim. Oradan bindim Greyhound'da geldim Sandusky'ye. Şimdi Sandusky'den de işte kalacağım yere gideceğim. ISS olarak geçiyor. Şimdi bindim. Orada otobüsler şöyleymiş yani. Sadece 1,5 dolar alıyorlarmış. Bunu biliyorum. Şimdi ben 5 dolar verdim adama. Adam kabul etmedi. Bir şeyler diyor ama hani aksanlı konuşuyor. Benim İngilizcem o kadar iyi değil, anlayamıyorum. Ben çıkardım 10 dolar verdim. Dedim herhalde. Az istiyor. Yine yok dedi. Ben 20 verdim. Yine yok dedi. Ben artık çıkardım 50 verdim. Hani dedim ne olacak ki acaba dedim. Beni nereye götürecek dedim. Sonra oradan bir oturan bir insan işte şey dedi. Çıkardı 1,5 dolar verdi. Hani meğer bozuk para vermiyorlarmış. Tabii ben sonra adama 1,5 yani 5 dolar uzattım ama kabul etmedi. Hani böyle bir anım var yani. Daha ilk başta. İlk başladım ben. Özür dilerim, ben gene sorulara daldım ya. Arkadaşlar, bu arada bu da soruluyor. Şimdi bu fuara katılırsanız ve bir iş görüşmesi yaparsanız ve onay alırsanız artık bu nettir. Job offer'ınızı imzalarsınız, belgeleriniz hazırlanır ve karşı taraftan artık Amerika'dan sizin çalışma izniniz gelir. Siz bundan sonra oturup vize tarihinizi beklersiniz. Yani hani bir işe kabul alıp da ondan sonra vazgeçmek hem sponsorun gözünde güzel bir şey değil. Çünkü siz yetişkin bireysiniz, Amerika'ya gideceksiniz, birer çalışan olacaksınız. Hani kendi paranızı kazanacaksınız ve mülakata girip çıkıp onu beğenmedim, bunu yapmadım falan gibi hareketler diyeyim sizi çok güvenilmez gösterir. Onun için hani sorumlu bir birey olup kararınızı iyi verin, araştırmanızı iyi yapın, danışmanlarınıza kafanızdaki tüm soruları sorun ve net bir şekilde iş fuarına katılın. Ama şöyle de bir şey var, mesela şimdi Kalahari Fuarı'na katılacaksınız. Evet, diyelim aranızdan bazılarınız. Kalahari Fuarı'na katılmak istemiyorum, ben gelen işleri görmek istiyorum diyenler de Kalahari'den daha mı iyi sizin için artık, hani daha iyi kimin için daha iyi bilmiyorum ama belki daha kalabalık bir yer gelecek, belki daha düşük maaşlı bir yer gelecek, belki daha yüksek maaşlı bir yerler gelecek, bilmiyoruz. Hani bunun için iyice araştırın, net olun, kararınızı verin ama erken seçim yapmak ve sürece erken başlamak sizin her zaman avantajınızadır. Yani job offer'ınızı imzalarsınız, bütün belgeleriniz gönderilir. Siz sadece oturup vizeyi beklersiniz ve hani ondan sonra da biletinizi de erkenden alırsınız. Sadece günü gelsin, ben bileyim uçağıma Amerika'ya gideyim de diye onu beklersiniz yani hani. Çünkü biliyorsunuz geçen sene, 2020'de diyeyim, geçen sene de değil ama arkadaşlarımız gitti. Ama giden arkadaşlar konsolosluk kapanmadan önce vizesini alabilen arkadaşlardı. Bu arkadaşlar da hani ilk seçim yapan, işini ilk seçen arkadaşlardı. Hani onun için böyle bir durum da var. Artıları var, eksileri var. Karar sizde. Biz size sadece datayı sağlıyoruz. Erdem, Sandalski'yi dinledik. Aslında Lifeguard'ı da dinledik. Ama sen 2019'da gittin diğerlerinden farklı olarak. Dinledin mi arkadaşlar? Hemen hemen aynı mıydı? Sende de overtime durumu nasıldı? Evet, dinledim. Ya overtime'da şöyle ben 22 Mayıs'ta İstanbul'dan ayrılmıştım. Benim okulum erken bitmişti. Ben ilk gittiğimde full double yapıyordum. Hani evinde dediği gibi çünkü yeterli insan da yoktu hani veriyorlardı. Tabii sonra Türkler falan gelince diğer insanlar da gelince ister istemez birazcık azalıyor ama hani hiçbir zaman öyle çok kötü duruma düşmedi yani. Zaten banket falan var. Onlarla falan da tamamladım. Farklı olarak işte sakal serbest. Hani onu söyleyebilirim. Bir de bu shuttle'dan falan bahsettiler. Hani shuttle'ı bizim olduğumuz dönem hiç göndermediler. Biz şöyle yapıyorduk. İşte oradaki supervisor'ların, menajerlerin falan arabaları vardı. İşte onlar eğer oradan geçiyorlarsa biz oraya bırakıyorlardı. Yani ya da yürüyorduk. Ya ben genelde yürüyordum. Hem de dağılmış oluyordu. Güzel oluyor. Bir yarım saat falan yürüyordum. Hani ben hiç bisiklet de almadım. Çünkü otobüs olmuyordu o saatlerde. O yüzden. Anladım. Konaklamanın etrafı nasıldı Erdem? Bu arada onu sormadık diğer arkadaşlara. Hani Konaklamanın etrafı markettir, bir şeydir, yiyecek içecek ihtiyaçlarınızı rahat karşılayabiliyor muydunuz? şöyle. Evet, karşıyoruz. Hemen yanımızda bir tane benzin istasyonu var.
Hani oradan su falan da alabiliyorduk hani taşıması kolay olsun diye. Walmart var hemen yani bir 5-10 dakika yürüme mesafesinde. Karşımızda bir otel var. Yanımızda bir otel var. Hani konumu iyi yani konakladığımız yerin. Ondan yana onunla bir sıkıntı yok hani yani. Yani işe yakın olması aslında her zaman avantaj ya. Senin İngilizcen nasıldı? Ya da uluslararası arkadaşların oldu mu? Ya tabii oldu yani orada uluslararası arkadaşlarım hani. Çünkü hep iş içerisinde hani iş bittiği zaman akşam aynı yerde olduğun için hani konuşuyorsun ama benim ya anlattığım gibi İngilizcem başta kötüydü hani. Yani bayağı bir kötüydü ama hani sonradan hani gelişiyor yani. Nasıl diyeyim hani tek kalınca hani hayat ister istemez öğretiyor yani birazcık zorluğu görünce. Çünkü bir şekilde derdini adama anlatman gerekiyor. Hani bir derdin oluyor, bir şey oluyor ya da ne bileyim başka bir şey oluyor. Bunu adama anlatman gerekiyor yani. Hani mecbur kalıyorsun ve öğreniyorsun hani. Zaten ben bu yüzden çok gitmek istemiştim. Daha çok dilim için gitmek istedim yani. Dilimi geliştirmek için. Evet. Peki sen eğlendin mi? Bunu herkese tek tek sordum. Eğlendin mi? Ben eğlendim. Eğlendim evet güzeldi. Hani çalışırken de eğlendim. Normalde de eğlendim. Gezerken de eğlendim tabii ki. Eğlendim yani güzeldi. Peki sen ne kazandın Erdem? Sen ne harcadın? Ben ne kazandım? Söyleyeyim. Şimdi ben yani birazcık erken gitmemin de faydası var tabii. Ben 13 bin dolar kazandım. Vergiler dahil. Hani her şey içinde. Harcadığım para ise hani onu tam olarak bilmiyorum ama size şöyle söyleyeyim. Hani kira çıktıktan sonra vergiler falan çıktıktan sonra yani benim İstanbul'a döndüğümde cebimde 1000 dolarım vardı. Erdem yani yemiş. Ben hepsini harcadım. Ben yedim. Hani travel'da mı harcadın yoksa bir şeyler mi aldın? Yani travel'da da harcadım. Bayağı bir şeyler de aldım. Hani harcadım yani. Güzel güzel. Affetmedim hani yani. Dedim o kadar çalıştım. Değilsin bari dedim. Bizi dinleyen arkadaşlar önümüzdeki hafta fuara katılsınlar mı? Seninle beraber Sandusky'ye gelsinler mi? Bak gelsinler yani tavsiye ederim ya katılsınlar. Hani Sandusky çok güzel bir yer. Hani gölü de var yani. Hani hiç unutmuyorum mesela Ramazan bayramıydı ben orada gittiğimde. Benim de o gün off günümdü yani izinimdi. Ya dedim ne yapacağım falan. Binmiştim otobüse gitmiştim gölün oraya. Orada böyle bayağı bir vakit geçirmiştim hani. Hani Sandusky'nin içi de çok güzel. Ördekler falan var hani yani böyle. Ya tam böyle sakin böyle kafa dinlemelik yer hani. Yani benim arayıp da bulamadığım bir yerden. Eskide çalıştım hep yani. Güzel. O zaman Eren, diğer arkadaşımız nerede? Evet. Sistemde Enes giremiyor da ben genel olarak Wisconsin'dan bahsedeyim. Enes de ortada katılırsa yardımcı olur yani şey kısmında stage, join stage kısmına gel. Bastığında giremiyormuş. O uğraşıyor şu an zaten. O eşlik eder. Büyük ihtimalle girer. Artık girmezse de Wisconsin'ı ben size anlatayım. Sonuçta Enes benim öğrencimdi. Bana anlattı orada. Öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar şey sorusu çok gelmiş. Wisconsin'la Sandusky'yi ayıran özellik nedir diye. Şimdi Erdem de buradayken zaten hani birlikte bir karşılaştırma da yaparız. Şimdi arkadaşlar Sandusky'de şöyle bir durum var. Daha çok böyle örnek veriyorum. Otoban kenarında bir şey. Waterpark. Konaklaman orada ama sıralamada Walmart yanında Burger McDonald's var. Otobüsüne downtown'a gidebiliyorsun. Downtown'da işte gün içerisinde işte bazı günler cuma günleri işte araba günleri oluyor. Arabaları sergiliyorlar. Ya da hayvan günleri oluyor. Ben kartal gördüm. Yani kartalı adam bağlamış oraya. Kartalı sevdiriyordu. Yani çok tuhaf. Böyle şeyler var. Onun için hani otobüs ile ulaşımlar mesela yarım saat, bir saat işte shopping mall var. Yani Sandusky Mall diye geçiyor. Sandusky genel olarak bu şekilde. İnsan popülasyonu az. Ama Wisconsin'da daha çok eğlenebileceğiniz bir yer. Yani eğlence kısmında mesela Wisconsin'dakiler daha çok eğlenebiliyor. Çünkü hani şimdi Erdem'in otobüste işte göle gidiyorum dediği yere Wisconsin'da mesela farklı bir şekilde yürüyerek de gidebiliyorsunuz. Onun dışında hani konsept tamamen aynı. Konaklaması yürüme mesafesinde ama Wisconsin'daki insan popülasyonu daha fazla olduğu için hani ben şöyle söyleyeyim. İngilizcesini geliştirmek istemeyen birisi bile Wisconsin'a gittiğinde İngilizcesini geliştirir. Ama Sandusky'de İngilizcesini geliştirmek isteyen birisi çok rahat geliştirir. Hani böyle bir fark var aslında. İkisi de aslında aynı.
Pek bir farkları yok. Orada da lifeguard'lı, housekeeping aynı sirkülasyonda ilerliyor. Orada da yani şöyle söyleyeyim. Şöyle şimdi Türkiye'deki Migros, İstanbul'daki, Ankara'daki farklı değil. Çalışanı farklı sadece. Aynı konsept. Bu da o şekilde. Sadece şu an için hani Wisconsin, Sandusky kısmında Erdem şu an yeniden katıldığı için hani tekrardan hem o sizi neden seçtiğini anlasın. Ramazan 3 kere gittiği için. Nenes de katılırsa daha iyi olur. Ben tıkandım galiba. Bu kadar kaldı kendim. Erdem bu arada şeyi sormuşlar. İngilizcen ne kadar gelişti? Şu an rahat anlaşabiliyor musun insanlarla? Tabii yani hani dedim gittiğimde kötüydü hani yani. Şimdi onu hiç saklamayacağım yani. Hani Rıza'da, Eren de biliyor zaten bunun kötü olduğunu hani. Ama hani artık yani programın sonlarına doğru hani artık bir sıkıntım kalmamıştı. Zaten işte normalde ben geçen sene gideceğim, bu sene gidecektim. Ama bu pandemiden dolayı ben normalde vizemi falan almıştım. Her şeyim de hazırdı benim. Ama pandemiden dolayı gidemedim. İşte bu sene tekrardan gideceğim. Ama İngilizce'de bir sıkıntı yok yani hani anlayabiliyorsun. Kulağın alışıyor, kulağın alıştıktan sonra hani yani sıkıntı çekerlerse bir 15-20 gün. Yani çok sosyal bir insan değilse maksimum bir ay. Hani bir ay sonra zaten tamamen. Ama bu bizim zaten uyardığımız bir konu herkes. Yani başka bir ülkeye gidiyorsunuz, başka bir kültüre gidiyorsunuz, başka alışkanlıkların olduğu bir yere gidiyorsunuz ve sizin diliniz konuşulmuyor etrafta. Hani iletişim kurmakta zorlanırsanız, işte adapte olmakta zorlanırsanız bu maksimum birkaç haftanızı alacak bir şey yani. Her türlü eninde sonunda yeni arkadaşlıklar kuruyorsunuz, işinize alışıyorsunuz, işte yeni bir rutin oluşturuyorsunuz kendinize. Ve o zaman hani hayat daha keyifli hale gelmeye başlıyor. Şimdi ne gibi zorluklar yaşadınız diye bir soru gördüm orada. Aslında hani en büyük problem dile alışmak sanırım. Eğer akıcı bir konuşman yoksa. Evet yani. Evet ya bir de hani mesela ben erken gittim. Ya ben erken gittim de orada bir tane bile Türk yoktu. Hani. Herkes yabancıydı. Yani hani mesela çoğu gelen insan Haziran'da geliyor insanlar. Orada yine Türkler oluyor. Bir şekilde birbirlerine yardımcı oluyorlar falan. Ya bana yardım eden insanlar yine yabancı insanlar oldu hani. Hani onların arasında da çok iyi insanlar varmış. Yani bunu da anladım hani. Daha adımımı atar atmaz bana çok yardımcı olan insanlar vardı orada. Hani ama işte yani ben ilk başta hani yalan söylemeyeceğim. Birazcık pişmandım. Hani ben ne yaptım dedim. Sen ne yapıyorsun Amerika'da? Niye gidiyorsun? Derdin neydi dedim yani. Hani o ilk gittiğim gün. İşte biz hani tam olarak buna kültür şoku diyoruz. Bunun adı direkt kültür şoku. Evet. Aynen öyle. Direkt ben bunu yaşadım. Çünkü ben yani gittim oraya. Ertesi gün direkt evden başladım. Sen ne yaptın dedim. Ama sonra bir 15 gün geçtikten sonra ya iyi ki gelmişim dedim yani. İyi ki gelmişim dedim. Güzel. Eğer bunu söylesen. Güzel, güzel anılardı yani. Gerçekten güzel. Bakıyorum şimdi. Senin kimler vardı bu arada? Hangi ülkelerden insanlar vardı sen gittiğinde çalışan olarak? Ya ben o gittiğimde Kolombiyalılar çoktu. Hatta benim oda arkadaşım iki tane Kolombiyalıydı. Hani daha çok Kolombiyalılık çoğunluydu. Tabii Çinlisi de vardı. Vardı hani yani. Dolu insan vardı diyeyim ben. Yani yabancı şekilde hani. Onların İngilizceleri nasıldı? Onların İngilizceleri bayağı iyiydi yani. Hani gerçekten özellikle mi? Kolombiyalı arkadaşlarım falan. Evet, bayağı iyiydi yani. Üzdü. Da ben biraz şaşırmıştım yani. Asla kıskanmadım. Peki sen bu arada hangi tip lifeguardlık yaptın? Sen de deep guard mıydın? Sen neydin? Ya şimdi o da şöyle oldu. Onda benim de bir anım var. Hani ben gittim ilk gün. Yüzdüm işte. Ben normalde deep guard'tım. Ama ben ertesi gün uyanamadım ve otobüsü kaçırdım. Otobüsü kaçırdığım için bir yarım saat geç gittim. Yani geç gittiğimden dolayı da beni deep guard'dan shallow'a aldılar. Hani çok yani ısrar etmeme rağmen hani kuralımız bu dediler ve beni shallow yaptılar. Yani normalde ben de deep guard'dım. Ama zaten deep ile shallow'un farkı şu. Shallow sadece orada dalga havuzu diye bir yer var. Hani o sifon dedikleri olay işte. O da onun rotasyonu içinde. Sadece orada çalışamıyor. Çok eğlenceli. Bir şey soracağım ya. Size o kaydıraklarda kaymaya izin veriyorlar mı? Ben o anımı anlatabilir miyim? Ben o anımı anlatabilir miyim? O şöyle oluyordu. İnsanın içine böyle bir şey yapıyor yani. Hani, of ne kadar güzelmiş ya. Yapar mıyım yapamaz mıyım falan diye. Şimdi şöyle. Her sabah belirli insanları seçiyorlar. O kaydırakları test ettiriyorlar. Hani zaten belli bir zamandan sonra koşarak gitmek istiyorsun. Hani ben hep atılıyordum öne. Ben bir kaydıraktan o sifondan 10 kez kaydımı biliyorum yani.
Hani aynı sabahında hepsini test etmiştim. 10 kez ondan kaydığımı biliyorum. Erdem, Outside'daki Extreme Rush'ı denedin mi sen? Hepsini denedim. Hani Kit Safari'ye kadar denedim yani. Ya şöyle, biz mesela bir müddet sonra artık hani şimdi pozisyon, şöyle bir de şunu belirteyim de, şimdi arkadaşlar lifeguardsınız diye sadece havuzda izlemiyorsunuz. Hani kaydırakların başında mesela tüpler var ve o tüplere insanları bindirip gönderiyorsunuz da. Bu da bir lifeguard'ın görevi aslında. Ve mesela biz pozisyonumuz hani bottom of swale'ı ya da top of swale'ıydı. Top'taysan bindirip gönderiyorsun ama bir sonraki rotasyonda yerin bottom'sa, yani aşağı inmen gerekiyorsa, biz yürümek yerine mesela o müşterilerle birlikte atlayıp kayıp iniyorduk mesela. Öyle bir durum vardı. Bir kere şu anı anlatayım. Yarın Hanım biliyor musunuz siz bilmiyorum ama Swale'ı dediğimiz şey, sizin hani bu insanları kurtardığımız sifon dediğimiz şeyin yaklaşık bir 5 katını düşünün. Daha büyük. Oraya 4 kişi biniyor tüpe. Swale'de ben hani tek bir ayağımızı koyuyoruz. O aradan hani tutuyoruz falan böyle. Binerken birisi, yani yanımdaki diğer yabancı lifeguard insanları ıslattı. O arada ben de ıslanınca bir tedirgin oldum. Bir baktım tüp gidiyor. Hani adamlar gitti 3 kişi. Hani 4.'yü bindiremedim de. O arada adam elimi tuttu. Sen de gel dedi. Neden beni tutuyor onu da bilmiyorum. Arkasından gittim. Tüpsüz. Yani tüp yok. Hani o şekilde. Onlar önden gitti. Ben de hani bir aşağıya böyle bir kayış var. Hani kafamı falan tuttum. Artık ne olacak? Öleceksek de ölelim falan dedim. Tuttum indim aşağıya. Onun işte ben ayağa kalktım dedim. Tam bu kadar mıydı falan. Meğer onlar dönüyormuş. Dönüp arkadan bana vurdular. Ben tekrar bir tur daha attım. Böyle döndüm. Tek ayakta. Sonra aşağı. Yani bu tür şeyler de oluyor. Anılar olarak eğlenceli şeyler de geçiriyorsunuz arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle bir şey söylemiş. Birisi gördün onu. O zaman demiş Wisconsin'da overtime alma şansımız daha düşük. Hayır arkadaşlar. İnsan popülasyonu, yani yabancı insan sayısı, yaşayan genç nüfus ya da yaşlı nüfus, Amerikalı, bundan bahsettim ben. Wisconsin'da daha fazla Ohio'ya göre. Ama zaten hani can kuran ya da hastalık genel olarak hepsi aynı. Ya benim dönemimde hani bizim oraya gelen, Sandusky'ye gelen birisi daha önce Wisconsin'e de gitmiş hani. Hani orada da kazanmıştı yani. Size öyle söyleyeyim hani. Hani Calgary genel olarak o konuda bir sıkıntısı olmuyor çünkü çok büyük yani. Cidden büyük yani. Ben hani ilk gittiğimde kaybolurum demiştim. Bir de benim değinmek istediğim, böyle özellikle vurgulamak istediğim bir şey var. 2020'de arkadaşlar, giden arkadaşlarımız bazı işlere gidebildiler. Bu işlerden bir tanesi de Kalahari'ydi. Pandeminin daha hani şu an mesela önümüzü biraz daha görür gibiyiz böyle. Tamam, iyileşecek mi herkes, iyileşmeyecek mi bilmiyoruz işte. İyiye mi gidecek, kötüye mi gidecek bilmiyoruz ama işte maskelerimizi takıyoruz, belli kurallara uyuyoruz ve hani hayat devam ediyor. Ama 2020'de giden arkadaşlar, Kalahari'ye giden arkadaşlar için biraz daha belirsizdi durum. Eyaletlerde parklar açılacak mıydı belli değildi. İşte sokağa çıkmalar olacak mıydı, olmayacak mıydı belli değildi. Kalahari full performans çalıştı o dönemde bile. Yani onun için böyle büyük bir artısı var Kalahari'nin. Bunu da belirtelim. Başka sorulara bakıyorum bir yandan. Eğer talebiniz oluyorsa arkadaşlar, bu arada diyelim ki iki arkadaş beraber gidiyorsunuz ve aynı odada kalmak istiyorsunuz. Biz bu taleplerinizi önden belirtiyoruz. İkiniz de aynı işe kabul aldıysanız, eğer ki yani uygun olursa sizi aynı odada konaklatabiliyorlar. Kıyafet zorunluluğu var mı? Bu arada. Şöyle söyleyeceğim ya. Anlatacaksan ama. Söyle. Sen daha yenisin, taze. Ya hani tamam. Hani zaten oraya gittiğinizde eğitimi geçtikten sonra size işte kıyafetleri veriyorlar. Yani daha sonra alıyoruz yani. Biz alıyoruz ilk başta kıyafetleri. Hani kırmızı bir havuz şortu. Üzerine beyaz bir tişört. Kalahari yazıyor. Arkasında lifeguard yazıyor. Eğer outside'de çalışırken şapka takıyorsun. Gözlük takıyorsun. Bu şekilde. Yani zorunluluk var yani. Yani öyle istediğim şortla gideyim, istediğim tişörtle gideyim. Onlar yok yani. Şapka. Yani şunu yapmanız yasak arkadaşlar. Örneğin tişörtünüz böyle, hava sıcak. Tişörtü şöyle kaldıramazsınız. Yani o tişört böyle duracak. Yani onun için yapacak bir şey yok. Ha, sıcak kısmında da şunu da değinelim. Şimdi hani örnek veriyorum, wave pool'da havlu mesela olsa bile üstte böyle bir güneş vuruyor. İnsan hani yoruluyor falan. O durumda hani sizin bir üstünüz lead guard var. Hemen o bölgeye bakan. İki düdük çalıp elinizi kaldırıyorsunuz. Lead guard geliyor. Neye ihtiyacı var? Su, buzlu havlu. Bu hani tüm Kalahari şeyinde o şekilde. Yani havlu, buzlu havluyu alabiliyorsunuz. Suyu içebiliyorsunuz. Molaya verebiliyorsunuz. Yani moladan kastım hani düdük çalıp tuvalete gitmem gerekiyor diyebiliyorsunuz. Yani sizde lifeguard olarak Kalahari'nin istediği şey şu. Biri boğuldu ve siz boğulanı gördünüz. Atlayın.
ama kurtaramayın. Bu önemli değil. Atlayın. Oraya atladığınızı göreceğiz. Evet. Artı sizi deniyorlar. Şimdi Kalahari'de fair point var. Yani 4 defa fair point alırsanız sıkıntı. Yani bonusunuz varsa bonusunuzu yakarlar. Dipseniz çalova düşürürler. Örnek veriyorum. Bunu da denemek için size bazen şeyler yapıyorlar. Kırmızı top atabilirler. Kırmızı topu görmeniz gerekiyor. Yani havuzu izliyor mu diye denemek için. Ya da neydi? Timidol muydu? Öyle bir şeydi. Bir bebek vardı Erdem. O yani bebek var evet. Kıyafetli. Evet. Yani bir şey atıyorlar. Evet. Atıyorlar havuzun içine ama sen onu fark edip düdük çalıp atlaman gerekiyor ve onu çıkartman gerekiyor. Onun dışında ayda bir CPR tekrarlama şeyleri falan oluyordu. Ha, birine CPR, mesela biz diyoruz ya 41 kişi kurtardım. Ben Ramazan diyor 100'e yakın, hani 130'a yakın kişi kurtardım. Ha, birine CPR yaptın mı diye soracak olursanız hayır yapmadım. Hiçbirine yapmadım. Yani çıkarttım. Zaten şöyle de bir anım var. Birini kurtardım. Adam çıkıp şunu söyledi. İşte yaşam stili bu. Hayat bu. Bir daha atlayacağım. Bir daha boğulacağım. Yani kendi içinden düşündüm, hayat bu kadar kolay mı? Yani hani böyle şeyler de oluyor. Yani bir müddet sonra şunu da, şu şeye de giriyorsunuz. Sıkıldığınız zaman yani havuzu izlemekten biri boğulsa da kurtarsam da diyorsunuz. Ben bunu 3-4 kere dedim yani artık biri boğulsa da kurtarsam şeyine giriyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim. Nazlı Işık üstüme ilk sağlık 130 saat çalıştım diyor bir hafta. Kalbime indi burada. Nasıl 130 saat? Haftada 130 saat var mı diye düşündüm bir hafta. Tövbeler tövbesi. Ne yaptın Nazlı? Sen yazar mısın buradan? Ne yaptın? Şu an herkes Nazlı'yı alasın var buraya şimdi. Linki verelim katılsın. Hemen herkes... Nazlı da bizim dönemdeydi. Gerçekten Nazlı'yı evet. Canlı yayını alsaymışız ya. Nazlı'yı da canlı yayını alın diyorlar. Vay arkadaş ya. Hani biz şöyle yapıyorduk. Ya daha doğrusu ben şöyle yapıyordum. Bir gün double oluyordum. İşte yani eve gelmem 11'i falan buluyordu. Akşam 11'i. Duşumu almam falan derken 12'yi falan buluyordu işte. Yemek falan. 3 saat uyuyordum. 4 saat. Sonra gece 4'te kalkıyordum. İşe gidiyordum. 9'a kadar. 9'dan tekrardan 11'e kadar. Yani benim de bir ara böyle çalıştığım bir dönem oldu yani. Hani olmadı değil. 3 saatlik uykuyla çalıştığım bir dönem oldu. Ya benim arka Tamer vardı bizim dönemimizde. 78 saat falan 73 saat çalışıyordu. Şöyle bir şey var. Kurallar bir iş veren bir öğrenciyi ya yani bir çalışanını full çalıştıramaz. Yani haftanın her gün çalışamaz. Bir izin vermesi gerekiyor bir gün. Tamer bir günde şeyde çalışmış. Nasıl söyleyeyim? Kaçak çalışmıştı. Yani Kalahari'nin içinde. Yani Kalahari'de gel çalış ben sana parayı elden vereceğim demişti. Yani çok tuhaf şaşırmıştık buna da. Yani ama o çalışmıştı. 160 yani ben kaçak çalışmadım da öyle bir şey olmadı da benim de şöyle olmuştu. Hani 6 gün lifeguardlık yapmıştım. Bir günde banket yapmıştım. Hani aslında hiç off'um olmamıştı. 7 gün full çalışmıştım. Tabii ben housekeeper'lık da yaptım. Bunu da söyleyeyim buradan. Yani. Housekeeping'lik de yaptım. Erdem bir ara şey de bulmuştu yani ben öyle biliyorum. Yani oradaki diğer çocuklara iş bulmuştu. Yani dışarıdan işler bulmuştu da kimse gitmemişti. Yani lifeguard olarak da çalışıyoruz evet. Yeterek diye. Herkes zaten overtime'dan memnun oldu. Hani ben ya arkadaşlarım orada iş bulmuştum. Hani konuşmuştum falan böyle ayarlamıştım. Demiştim hani böyle böyle diye. Ama sonra yok dediler. Hani biz böyle mutluyuz dediler. Ben de peki dedim. Arkadaşlar bu arada bizim hakkımız bir saatti. Biz bir saatimizi aştık. Gerçekten sorulara da yetişemiyorum. Artık fazlasını lütfen danışmanlarınıza sorun. Yavaştan kapatmamız gerekiyor çünkü bu webinarı. Duyurularımı tekrar yapıyorum. Önümüzdeki hafta iş fuarımız var. Kalahari'de mülakata girmek istiyorsanız salı günü akşama kadar teşekkürler Nazlı. Salı akşamına kadar mutlaka evrak telefonumuza katılıyorum diye sorun. Danışmanlarınıza ulaşın. Job offer'ları isteyin, okuyun. Hani kararınız kesinse bu mülakata girin ve erkenden sürecinizi başlatın. Bu konu çok önemli. Erkenden bitirmek her zaman sizin avantajınızdır. Yetişemediğimiz sorular için çok çok özür dilerim. Hatta bağlayamadığımız Enes için de çok özür dilerim. Enes bağlanamadı şeydeki İskandinav'da bağlayamadık. Çok özür dileriz. Hata oldu da onu zaten hani ekstradan hani şey isteyen olursa şey yapabiliriz. Yani hani Enes'le konuşmak isteyen falan olursa hani danışmanlarına iletsinler. O Enes yardımcı olur. Onlar. En kötü sizi hızlı bir şey yaparız. Instagram canlı yayını yaparız. Evet. Orada şey yaparsınız görürsünüz. Çok teşekkürler arkadaşlar. Sorular kısmı için de yetişemedik ya. Özür dileriz yani. Danışmanlarınıza sorun. Sorun ulaşın herkese.
Ve evrak telefonu. Evrak hattına mutlaka dönüş yapın. Vize konusunda da arkadaşlar gördüğüm sorunuzu birkaç defa sormuşsunuz. Şimdi konsolosluk adına bizim bir şey söylememiz çok yanlış olur. Vizelerin açılıp açılmayacağını soruyorsunuz. C1 meselesi, C1 banı kalktı. Yani hani gitti o mesele. Artık hani C1'lar açık. Ama zaten normal şartlarda bir work and travel vize görüşmeleri Şubat sonunda başlar. Biz gene aynı şekilde Şubat sonunda vize görüşmelerinin başlayacağını düşünüyoruz. Hani o zamana kadar konsolosluk vize görüşmelerini açacağını düşünüyoruz. Ama hani konsolosluk demedi ki ey Oxford ben vizeleri açıyorum haberiniz olsun demiyor tabii ki de yani hani planlarını paylaşmıyor ama öngörümüz bu şekilde yani bir engel olacağını düşünmüyoruz. Onun dışında çok teşekkürler herkese. Erdem çok sağ ol. Anlattın, konuştun bol bol. Güzel. Ne demek? Sorularımızı yanıtladın bizim. Ben teşekkür ederim. Sen bu arada 2021'de evet sen gidiyordun pardon. Doğru 2021'de gidiyorsun. Tamamdır. Evet. Aynen gidiyorum. O zaman el sallıyorum herkese. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Katıldığınız için çok teşekkürler. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz.